Makalele, Makalele. Kalecimiz tek eliyle mükemmel çıkardı. Makalele. Ne yakışıyor top ayağına Makalele'nin. Of, gole bak. David Beckham, harika bir gol kaydettik. Oliver Kahn şut kurtardı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Online maç ile karşınızdayım arkadaşlar. Daha öncesinde Abel Mana isimli menajerimizle maç oynamıştık. Abel Mana 4-3-1-2 kanatta oynamamızı sağlayan bir menajer. Sağ kanat sol kanat şeklinde oynayabiliyorduk. Öyle bir maç çıkardık. Dedim ki bu maçımıza sağ kanat sol kanatı göbek yaparak oynayalım. Hani bildiğimiz 4-3-1-2 gibi olsun. Yoksa bu menajerde istersek göbekleri kanat yapabiliyoruz, sağ kanat sol kanat. Bir önceki maçımızda o şekilde oynamıştık. Güzel de maç olmuştu. Dedim ki şimdi hani kanatlı değil göbekli oynayalım. Hatta Guardiola'yı da pek kullanmıyordum. O defansif orta saha. Ona da göbeğe yerleştirdik. Pasları iyi olan bir futbolcu. 4-3-1-2 tarzında, fakat orta alanda oyuncular biraz daha kenarlara yakın bir pozisyon alıyor. Menajeri de göstereyim arkadaşlar. Abel Mana. Menajer bilgisine tıklayalım. Top çevirme menajeri. Kısa pas. Ortadan hücum yapar. Defansif tarzı tam defans. Topu kaybettiğimizde önde baskı değil geriye çekilecek. Savunması da orta. Önleme bölgesi de orta olan bir menajer. Benim beğendiğim menajerlerden bir tanesidir. Ha, ben bu dizilişte pek oynamıyorum ama özellik anlamında beğendiğim menajerlerden. Hemen rakibi arabaya koyulalım. Rakip arkadaş geldi. 1381 dereceli Bayern Münih takımı seçili. Hemen bir kadrosuna bakalım. Oo! Full ikon kadro. 5130 takım gücüne sahip. Yeni ikonlardan Salih Amisic, Makalele, Nesta bile var. Yeni ikonları bile çıkarmış. Messi, Neymar, Rummenigge, Beckham, Solbeck, Davis. Bayern Münih'ten çok güzel ikonlar. Diğer takımlardan da harika ikonlar var. Sağlam bir rakibe denk geldik ve harika bir kadroya sahip kendisi. Bizim için de güzel bir test maçı olacak. Böyle kadrolara karşı nadir denk geliyorum ben. Full ikon kadro ama birbirinden güzel ikon futbolcular var. Hani bölgelerinin en yüksek seviyeleri neredeyse. Maçı da rakip arkadaş başlayacak Rashford'la. Makaleli'yi de merak ediyorum. Salih Amisic'i de, Nesta'yı da, yeni eklenen ikonlar. Hepsi aynı takımda. Makalele bir takıldı orada. Çok iyi pas verdi. Puyol. Gol yiyerek başladık. Sanki bıraksam bu ikonlar kendileri oynayacak mı havası var. İyi başladı rakip arkadaş. Bir santradan gol çıkarır mıyız? Şurada bir koşu var. Rashford. Hadi bir şut. Gelmedi. Rakipteki ikonlar bizi biraz etkiledi. Şok bir golle 1-0 geriye düştük ama hemen cevap verebiliriz. Ver aşağı. Beckham var. Güzel ortala. Bir kafa. Kaleci kapatmıştı orayı. En azından korner. Bir gol şansımız var. Abi ikimiz gelmiş. Pas verelim. Güzel ortalarsa gol buluruz. Carlos. Bir kafa. Ama olmaz ki. Bu gol olmalı. Yani kaçırmak daha zordu zaten bunu. Avuto attı Fernando Torres. Çok net bir pozisyondu. Ortaya verdi. Ben rakibimde ilk defa Makaleli'yi görüyor olabilirim. Onu da merak ediyorum. Nasıl bir oyun çıkaracak? Stoperde Nesta. Kaptık. Rashford. Çek aşağı. Kaleci çıkmış. Gol. Kaleci de çıktı. Tabi kurtarma ihtimali zordu. Çıkan kalecinin bir daha o şutu kurtarması çok zor oluyor. Rakip orada bir an hata yaptı belki de ama tabi o da bir tercih meselesi. Belki de kurtarabilirdi. Messi. Makaleli. Makaleli. Kalecimiz tek eliyle mükemmel çıkardı. Makaleli'nin de rakip ceza alanına gelip şut denemesi, bizim ceza alanı önüne kadar gelmesi gayet iyiydi. Bir defansif orta sağ olarak. Nasıl bir orta bu? Çeviremedi. Çok arkaya yolladı. Makalele'nin performansını merak ediyorum. Ben çıkaramadım. En azından rakip de nasıl oynuyor? Onu analiz etmiş oluruz. Bizim kaleye gelerek gol araması hoşuma gitti. Patrick Vieira'nın da oyunu seviyorum. Rakip ceza alanına gider, destek verir, goller atar. Ama Patrick Vieira fiziksel olarak çok üstün bir futbolcu. Çok heybetli duruyor ama rakip yine gole yaklaştı. Kalecimiz çıkardı. Rakipte de öyle ikonlar var ki. Çok tehlikeli. Maldini. Cristiano Ronaldo. Orada Neymar vardı. Demek ki Ronaldo öyle değiştirmiş. Hani bu da Real Madrid kartı mı acaba? David Beckham. Bir boşluk yakalar mıyız?
Arkaya doğru pasımız geçmedi. Makalele. Ne yakışıyor top ayağını Makalele'nin. Cristiano Ronaldo. Davis. Oyunun yönünü değiştirdi. Roberto Carlos. Matheus. Kaka. Makalele, Kaka. İyi yerde kaptık. Ver bir ara pası. Hadi be Torres. Çok büyük boşluk var. Fernando Torres. Ver pası. Ya boş kaleye atacaktık. Pas isabetli gitmedi. Beckham. Bir falso denesek. Of. Gole bak. David Beckham. Harika bir gol kaydettik. Bizim ikon Beckham'dan mükemmel bir gol geldi. Falsoyu çok iyi verdi. Kaleci Oliver Kahn kurtaramadı bunu. Hani tam böyle 90'a falan da gitmedi aslında. Kurtarabilirdi belki başka bir kaleci olsa. Geçer mi geçmedi. Salihamidžić. Girdik araya Neymar. Beckham var. Roberto Carlos. 1-0'dan maçı 2-1'e getirdik. Geçer mi pasımız? Neymar bir şut. Kaleci Oliver Kahn topa müdahale etti ama kurtaramadı. Kornere de çelemedi. Yine top ağlarda. 2 golde de Oliver Kahn bir şey yapamadı. Santradan yemeyelim gol. İlk yarının son anları. Pasımız geçmedi. Bitirmedi hakem. Rashford. Çok iyi bir müdahale. Orada kuyu oldu galiba. İyi kesti önünü. 5 şutumuz var. 4'ü kaleye bulmuş rakibin. 3 şutu. 3'ü de isabetli. Güzel bir kadrosu var. Tehlikeli bir arkadaş. Etkili de oynuyor. İkinci araya biz başlıyoruz. Bir de santradan gol bulursak güzel olacak. Neymar geçti. Ama Davis girdi araya. Beklerini pek kullanmadı. Rashford iyi çekti. Rashford çek. Uzandı kurtardı. Şeyh'in efsane kartı bile iş yapıyor. Kalesinde iyi bir kaleci. Gole izin vermedi burada. Salihamidžić. Arka direğe doğru. Arkadaş arka direği orta yapmayı daha çok seviyor galiba. İlk yarıda da arka direğe yapmıştı ortaya. Yine aynısını yaptı. Bunu kaleye yakın yapsa arka direkte vurup gol atan kullanıcılar var. Matheus. Aha boşluk buluruz biz. Ama pasımız geçmedi yine bizde. Nesta. Nesta izin vermedi. O nasıl bir pas? O nasıl bir pas? 50-60 metreden ara pası attı. Baskı yedik. Rashford. Pas vermeyip alıp dönse belki de gol atacaktı. Geçti pasımız Patrick Vieira. Vieira pası. Aha kaptık. Neymar. Oliver Kahn şut kurtardı. Oliver Kahn şut kurtardı ama tam da %100 gol olacak bir şutu kurtardı. Ben yer diye düşünüyordum. Geleni yemişti genelde. Hadi şuna bir kafa. Bir kafa. Ama avut. Kafayı da vurduk. İsabeti sağlayamadık. Bu maçta kafa vuruşlarında sıkıntı yaşıyoruz. Fernando Torres de ilk yarıda kaçırmıştı. Çok net pozisyonları. Yoksa daha fazla gol bulabilirdik. Riskli bir pas attı Davis. Alfonso Davis'ten Kaka'ya Guardiola. Bu maçta Guardiola çok dikkat çekmedi bizde. Rakip basmadı. Kaka. Matheus. Lionel Messi. Ara pası. Kalecimiz çek. İyi düşündü ama pas biraz daha hızlıydı. Nesta geldi vurdu topa. İzin vermedi. Ama iyi girdik araya Fernando Torres. Boşluk bulabiliriz. O Salihamidžić'e bak. Fernando Torres arkaya kaçırmadı. Riskli işler bunlar. Nesta Kaka. Makalele. Cristiano Ronaldo. Rashford. Ayağında tuttu ama kaybetmedi şimdi bizde. Bir boşluk çıkabilir oradan. Fernando Torres. Hadi be Torres. Çok iyi. Çek aşağı. Şut. Yıkılma. Orada iki kişi çekti Torres'i. Yıkılmadık ama durdurdular. Yavaşlattılar hızımızı. Guardiola üzerinden çok oynamadığımız için Guardiola erkenden yorulabilecek bir oyuncuydu. O yorulmadı. 3-1 kazandık. İlk yarıda oldu goller. Güzel maçtı. Rakibin güçlü bir kadrosu vardı. İyi de başlamıştı maça. İkinci yarı daha fazla şut çekti galiba. 6 şutu var. 5'i isabetli. 7 şutumuz 5'i isabetli.
3'ü gol oldu. Oyuncu derecelerine bakalım. Rakipte Rashford 7. Aşağı doğru insek. Yani ikonlarına şöyle bir bakalım. Birbirinden güzel ikonları var. Kazanamadığı için derecesi düşük geldi. Evet, bitti. Full ikon kadroydu rakip arkadaşlar. Güzel kadrosu vardı. Bizde Neymar 7.5. David Beckham 7.5. Fernando Torres 7. Rashford 7. Patrick Vieira 7. Çeh önemli kurtarışlar yaptı. 6.5 derece aldı. Ekipteki Makaleli'ye bir bakalım. Nasıl maç çıkarmış? İstatistiklerini merak ettim. Gol asisti yok. Pası 10'da 10. İsabetli pası var. Çok iyi. 90 dakika oynadı. 16 kilometre ortalama hıza sahip. Gayet iyi, gayet güzel maç çıkardı kendisi. Oyun alanına tıklayalım. Genelde defansif orta sahada ve göbek pozisyonunda ağırlıklı oynadığını görüyoruz. İleriye de nadiren destekler verdi. Sıklıkla oynadığı yerleri burada görebiliyoruz. Özellikle ilk yarısı keyifli bir maçtı. 1-0 geriye düştük. 3-1 kazandık. Tabii attığımız gollerde belki Oliver Kahn daha iyi performans sergilese kurtarabilirdi. Ha, bu maçta mesela Guardiola benim çok hoşuma gitmedi. Sahada kaybolmuştu bizim adımıza. Belki onun yerine farklı bir oyuncu da orada değerlendirebiliriz. Hücumdaki oyuncularımız etkiliydi. Bu menajer, Manam isimli menajer, iyi menajerlerden bir tanesi. Hani göbekleri kanat yapabiliriz. Kanatları istersek göbek yapabiliyoruz. Bu tarz dizilişlerle oynamayı seven arkadaşlarımız belki menajer listesine dahil edebilirler. Rakibin de ne kadrosu vardı ama hala aklımdan çıkmıyor. Kıpkırmızı ama yüksek seviyeli güzel ikonlar. Bir de oyuna en son eklenen ikonları bile çıkarmış kendisi. Umarım istediğimiz ikonları, mor kartları biz de en az MyClub parasına çıkarırız. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.